eşsiz bir tarih. Yüksek ekonomisiyle Marka Kent İzmir. Kendi alanında Türkiye'nin üçüncü büyük odası. %60'ı var, 400'den fazla üyesiyle her geçen gün daha da büyüyoruz. Ekonomiye değer katan bir sektör. Eğitimli ve idealist bir yapı. Geleceğin bu seçim mesleği üyelerimizle el ele güçleniyor. İzmir'in kalbinde 600 metrekarelik modern binamızda Manisa, Muğla, Aydın, Denizli'de olmak üzere 4 ilgili temsilciliklerimizle üyelerimize hizmet götürüyoruz. Üyelerimizin vesik faaliyetlerini kolaylaştırma, yeni mali mücadeleyi ve madene uygun bir şekilde geçmesine imkan sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnsana yatırım yaparak eğitime değer vermek, üyelerimiz arasında koordinasyon kurma ve üyelerimizin bilinçlendirmesi için eğitim ve seminerler düzenledik. Düzenlediğimiz her gezi bizi biraz daha kaynaştırıyor. Birlikte el ele her geçen gün daha çok güçleniyoruz. Farklı çözüm önerileri ve projelerimizle diğer meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışıyoruz. Diğer ihtisas odaları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde üyelerimize sağladığımız hizmeti maksimum düzeye çıkardık. Odamızın Türk sanat müziği konusuyla moral buluyor, sanatla bütünleşiyoruz. Bir kitap, bir umut kampanyasında 500'e yakın okuma kitabı toplanarak Mardin'e ihtiyacı olan okullara gönderildi. Genç ölümlerindeki intihar olgusunun önüne geçmek amacıyla Duygu Durum Vakfı'nın çalışmalarına destek olunuyor. Bir köy okulumuza yardım edip uzatılarak ihtiyaçları karşılandı. Odamızın faaliyetlerini ve sektörle ilgili gelişmeleri yayın ortamımız olan dergimizle de web sitemizle üyelerimizle paylaşıyoruz. Üyesinin yanında ona yol gösteren ve hizmet kalitesini sürekli iyileştiren bir kuruluş. İzmir Yerinli Mali Müşavirler Odası. İzmir Eğitim Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın İsmail Işık'ı sahneye davet ediyorum.
misafirlerimiz, hoş geldiniz. 23. Oğlağa seçme genel kuruluna şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Bilindiği üzere ülkemizde sıkıntılı ve zor günler yaşıyoruz maalesef. Hep konuştuğumuz arkadaşlarımızla aynı duygu içinde. İnanın sabahları haberden açarken elimiz titriyor. Nasıl bir haber çıkacak? Bugün kaç şehit var diye. Maalesef çoğu zamanda kahvaltımızı belki böyle yapmak zorunda kalıyoruz. Ümit ediyoruz ki yıllardan beri yaşadığımız bu zor sıkıntılı günler tez zamanda geçecek. Ülkemiz hak ettiği arzunun mutlu günlerine ulaşacaktır. Bu bizlerin ulus olarak en büyük temennimiz. Geçen genel kuruldan bu yana maalesef çok değerli üstadlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Ben bu vesileyle onları da rahmetle anmak istiyorum. Sayın Fahri Sürtülen, Ömer Kutsal Arşan, Refik Çekinal, Burhan Cahit Keskinoğlu, Ercan Bektoroğlu, Nail Özyoldaş, Tarık Arastı, Ekrem Bakdemirli, Nuri Doğsanmış Samir, Mekanlar Cennet olsun. Hepsine saygı, sevgi, merhamet diliyoruz. Mekanlar Cennet olsun. Tabii ki hayat devam ediyor. Her doğan güneşle yeni gün başlıyor. Bu süreçte de yine 30 küsur arkadaşımız aramıza katıldı. Yeni gelen kardeşlerimize de hoş geldiniz diliyoruz. İnşallah hep birlikte uzun yıllar sağlıklı, mutlu çalışırız diye gidiyoruz. 3 yıl içinde tabii ki biz elimizden geleni yönetim olarak yapmaya gayret ettik. Bu çalışmaları yaparken de tabii ki en büyük destekçimiz sağ olsunlar eski yönetimler, eski üstadlarımız oldu. Biz sonuçta onları bıraktığı yerden, onların bize verdiği bayrağı olarak ilerliyoruz. Umut ediyoruz ki biz de bu bayrağı bizden sonra gelen diğer çağdaşlarımıza vereceğiz ve bu güzel geleneği devam ettireceğiz diye düşünüyoruz. Bu vesileyle eski yönetimlere, odamıza, bizlere ele geçen tüm üstadlarımıza, yönetimlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunuz. Bu vesileyle şu an yapmış olduğumuz genel kurulumuzu ve yarın yapacak olan seçimi sizlere, camiamıza, milletimize hayırlı ve mutlu olmasını diliyorum. Şu anda gündemimiz birinci maddesi tamamladık. Divan heyetinin oluşturulması adına bu konuda teklifler var mı demiyorum. Başka bir teklif arkadaşlar. O zaman teklif okuyorum. İzmir Gemili Barmışlar Odası 23. seçimi olan genel kurulunda İzmir. İzmir Gemili Barmışlar Odası'nın 23. seçimi olan genel kurulunda divan başkanı olarak odanın sesi başkanlarına Burak Kâhit Bacıoğlu, katip üyelikte Tuncay Atabey'i ve Zahir Hasan Güncü'yü öneriyoruz. Gereği arz ederiz saygılarımızla. Şahin Çetin, İsmail Çetin. Tutalım tek biz buna göre sanıyorum oynamaya da gerek kalmayacak. Oynayalım. Evet. Evet, oynayalım arkadaşlar. Oy birliğiyle diyoruz herhalde. İtiraz eden yok. Oy birliğiyle. Oy çok önemli. Tamam arkadaşlar. Onu divan konuşmamızı birazdan yerine yazacak zaten. O zaman değerli divanımızı görev başına davet ediyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
değerli müdürü, değerli meslektaşlarımız, adamımızın 23. Diyar Kurulu'na, olan Diyar Kurulu'na hoş geldiniz. Bizlere gösterdiğiniz tüm için hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızdan gelen değerli temsilciler,
hem İzmir'de hem de diğer ilerden gelen değerli meslektaşlarım, değerli yayınlar dışarıda hepinizi şahsım ve tüm kurularına saygıyla selamlıyorum. 23. Olağan Genel Kurulu'nda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu belirterek başlamak istiyorum. O da başkanım da belirttiği gibi konuşmasında bütün dünya gerçeği zorlu bir süreçti ama coğrafi konum itibariyle gerçekten Türkiye zorlu bir süreçte geçiyor. Ve yaşadığımız bölge itibariyle de Orta Doğu bir kan gölü haline geldi. Bölgemiz terör odaklarının saldırı merkezi haline geldi ve bundan oldukça zarar gören bir ülke haline geldi. Umarım ve dilerim ki ben de o da başlıyor gibi artık bu güzel topraklarda kanatmasın, anadan ağlamasın ve hak ettiğimiz mutlu yaşama bir an önce demokratik bir ortamda görüşelim. Ben bu vesileyle de bugüne kadar bu saldırılarda, bu terör olaylarında hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli üyeler, mesleğimiz üzerinde ilgili mali müşavirlik hem çok kıymetli bir meslek hem de başta sorumluluk olmak üzere ciddi sorunları olan bir meslek grubu. Bazı meslekler tek yönlü bir müşteriler, yani müşteri sinirlendir, bir büyüktür. Bizim müşteri konumunda hem hizmet verdiğimiz ticaret, erbabı, şirketler ve sektörler var. Müşteri konumunda bizi bir de konuları düzenleyen, denetleyen, usulleri koyan, iş yaratan bir de bir Maliye Bakanlığı var. Maliye Bakanlığı hem müşteri konumunda hem bu işi düzenleyen, denetleyen konumunda. Onun için mesleğimizin zorluğu oradan da biraz daha kendisini gösteriyor. Yıllardan beri sorumluluk konusunda bile bir mutabakat sağlayamadık. Ortak bir sorumluluk maddesi, bir tanım koyamadık. Toplantılarını bir gözlemliyorum. Sizler de buna şahitsiniz. İlk başta çok doğru bulduğumuz doğruluk denetiminde bugün acaba yanlış mı telaffuz edildi? Bu düzeltilmeli mi? Doğruluk denetimi yerine uygunluk denetimi kavramının savunulması daha doğru olur diye beraber tartışıyoruz. Ama kendi içimizde de bunun hali kararını vermiş değiliz. Onun için kıymetli bir meslek bilir. Ben her yerde konuşmalarımızda mesleğimizin her aşamasında diyorum ki bir lise mezunu kendisine ben mali müşavir olacağım hedefini koyuyorsa bir tıp tahsilinden daha uzun bir süre harcamak zorunda. Dünyadaki en saygılı mesleklerden bir tanesi tıp doktorudur. Ama bir tıp doktoru 6 yılda doktor olabilir. Ama gastroenterolog olacaksa, ama kardiyolog olacaksa, ama bunun boğaz mutahassısı olacaksa, doktor ünvanıyla hastanede ihtisas yaparak ilerliyor. Uzmanlaşma alanı böyle ilerliyor, doktor ünvanıyla. Ama bir lise mezunundan mali müşavir olacağım derse, birinci aşaması serbest muhasebeci mali müşavirlik için 9 yıla ihtiyaç var. Yani bir mali müşavir 9 yılda, bir yeminli mali müşavir 19 yılda yetişiyor. Bu kadar kıymetli bir mesleğin üyeleriz. Ama biraz önce dediğim gibi hem uygulamalarda hem düzenlemelerde çok olumsuz etkilenen bir meslek bulunuyoruz. Biraz önce buraya gelmeden önce İzmir Serbest Vazgeçim Mali Müşavir Odası'nın genel kurulundaydı. Bunu sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. 3568 sayılı meslek yasamızı 2008 Temmuz ayında 5786 sayılı yasayla değişti. Ne olarak ne hepimiz biliyoruz. Yarış çok güzel bir şey. Dinamizm getirir, heyecan getirir, projeleri arttırır. Ama 5786 ile gelen nispi temsil kavramıyla gelen o mantık odalarda üretimi mi arttırır
Yoksa var olan üretimi direnemem aslında. Odaları mı kilitli? Ben Türkiye'nin yerine bakıyorum. Bugün burada ilgili manşarı odasında konuşuyorum ama 130 üye, 120 üye illerde 4 liste çıkıyor. 3 liste çıkıyor. 3 tane başkan adayı aynı yönetimde orada bir üretim olur mu artık? Mümkün değil. O zaman bölünmeye başlanmaya doğru bir yola gidiyoruz. Mantıkta zaten 4 parçalı yönetim modeli. Buna şiddetle karşı çıkmamız gerekiyor. Ve her ne kadar kulağımıza demokratik olarak doğru geliyorsa da istiklerci, sonuçları itibariyle çok doğru olmadı. Ben bu genel başkanı dedi, elini malum şartlara. Eğer istiklerçine gerçekten çok ihtiyaç varsa, bunu delegasyon yapısı içerisinde bırakalım. Muhafaza edelim, hatta geliştirelim. Ama o da yönetimlerinden artık bundan bahsedecek. Bundan bahsedecek. Ankara'dasın bir yöneticisi, çünkü dinleyen arkadaşlar bu resimler mi ama Ankara'dasın bir yöneticisi, kürsüde şu ifadeleri kullanıyor. Yakında diyor, bağımsız denetimin yeri olan kamu gözetim kurumunun bünyesinde denetçiler birliği kurulacak diyor ve bunu sanki iftiharla anlatıyor, övünerek anlatıyor değerli arkadaşlar. Ne kadar üzücü bir kitap bu. Ne kadar üzücü bir kitap bu, gururla anlatıyor bunu. Yani bölünmeye parçalanmaya orada da bir örnek olarak göstermek gerekirse, onu da sizinle paylaşmak. Şimdi belki bunun için yapmamız gereken bir şey var. Ben yöneticiliğimi ve başkanlık süreni Ekim ayında tamamlayacağım. Tabii ki camianın içerisinde olacağım, tabii ki deneyimlerimi arkadaşlarımla paylaşmak isteyeceğim. Görevi bıraktıktan sonra tüm arkadaşlarımın bunlardan faydalanması, onlara yardımcı olun. Ellerinin altındaki telefonu kullanma muhalefetiyle sınavlar. Bu kadar basit. Yapım içerisinde bulunmak istedim. Ama başkanlık dönemi içerisinde çok ısrarla üzerinde durdum ama başaramadığım bir konu sizinle paylaştım. Sözlerimi söyledim. Son dönemde. Durum bu kadar parçalanmaya giderken ve kamu gözetim kurumunun içerisinde seneme ve yeneme bir havuza atılmışken biz yola daha güçlü, daha donanımlı devam etmemiz gerekir. Keyif içinde bir şey yapmamız gerekiyor. En azından bazı arkadaşlarımın hoşuna gitmiyor ama ben ısrarla bunu söyleyeceğim. Başkanlığından sonra da söyleyeceğim. En azından bağımsız denetimle sınırlı olmak üzere seneme yeneme ortaklık modelini biz ortaya koymamız lazım. Piyasa ihtiyacını biz gidermemiz lazım ve bunu biz desteklememiz lazım. Çünkü yeminli malum şairlik TÜRK'ün çatısı altında bir yerde tanımlanmış. Ve yeminli malum şahmer odası TÜRK'ün birliğinde tanımlanmış bir odadır, bir ünvandır. Bir başka yerde bunları aramayalım ve birbirimize mutlaka sahip çıkalım. Ben geçmişte burada oturan çok değerli üstadlarla kişilerle çalıştım. Halil Başarç'la çalıştım. Ünal ağabeyle, Ünal ağabeyle şu anda çalışıyorum. Nurettin Bey'le çalıştık, aile çalışmaya devam ediyoruz. Turan Bey'le ekip komitesinde çalıştık. Gerçekten de mesleki duruşuyla, üretlenmeyle, mesleğe bakışıyla her zaman takdir ettiğim, beğendiğim bir kişilikti. İstemediğim yoldasında böyle bir üyeler sahip olmasından son derece gurur duyuyoruz. Bizim bir ferdi olarak hiçbir sorunumuz yokken, neden gücümüzü hafifletecek, parçalayacak, zaman zaman etkisiz hale getirecek bir takım suni şeylerle gücümüzü kaybediyoruz? Üçü bir arada olması çok önemlidir. Başta birbirimiz tüm olay birbirine sahip çıkacağız. Mesleğimize sahip çıkacağız. Çünkü bağımsız denetim, bunlar artık çok cesur konuşmamız lazım. Bağımsız denetim kavramı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de özelinde yeminli malum şahit diye bir ünvanımız var. Yeminli malum şahit ciddi tehdit eden ve her geçen gün bundan zarar gören bir duruma geldi. Ama ben bunu sempozyumda da söyledim. Tasdik ve denetim son sempozyumda da söyledim. Yeminli malum şahit çok önemli bir bölümü var. Bütün dünyada meslek uzmanlaşmaya doğru ilerliyor. Biz
dünyadaki bir varmışlarlık olsun veya olmasın. Türkiye'de var, var olduğu için buradayız. Var olduğu için toplantıdayız, var olduğu için ilgeler kuruluyoruz. Dünyaya yönelik mali işaretliği savunabiliriz. Nasıl savunuruz? Diyebiliriz ki, vergi denetimi Türkiye'de bir uzmanlık alanıdır. Bunun ünvanı da vardır, ruhsatı da vardır. Ve en zor erkenden ruhsattır. Ama iddiamızı vergi denetimi eşittir, bağımsızlığı denetimdir diye ortaya koyarsak, yeminli mali işaretliği bundan zarar. Onun için bu ayrışmayı çok doğru koyacağız ve gelin, yıllardan beri daha takma değeri yokken, daha bağımsız denetim yokken, daha ünvanlarımız, sıfatlarımız 3568 lira yokken, her Türk tüccarının iş adımı klasik bir davranışı vardı. Vergi denetimi konusunda kendisi emin hissetsin diye bir vergi işaretine ihtiyacı vardı. Oradan sizlerdiniz. Vergi denetimi boyutundan yeni bir mali işaretini yaşattığımız, sürdürmemiz ve geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben bu düşüncelerle bu genel kurulun faydalı, yararlı geçmesini, mesleğimize yararlar getirmesini deniyorum. Bugüne kadar görev yapmış yönetim kuruluna, kurulu yerine teşekkür ediyorum. Yarın size gelecek olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum ve saygılar sunuyorum. Tüm genel başkanı Sayın Naci Sanlı'ya teşekkür ediyoruz. Diğer kanıtlarımızdan ne olacak hoşuma isterseniz öyle bir görüntüsü bu kadar önemli. Sayın Divan, TÜBİTAK'ın değerli genel başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, odalarımızın değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ve siz değerli İzmir'in çok değerli yeminli mali müşavir meslektaşları hepinizi şahsı ve Ankara yeminli mali müşavir odası adına saygıyla selamlıyorum. Değerli meslektaşlarımız, biliyorsunuz ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu vesileyle hepimizin canı yandı ama Ankara olarak bizim bu dönem çok daha fazla canımız yandı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu nedenle kırpmadan, usanmadan aynı şeyi her yerde, her fırsatta söylemeye çalışıyorum. Terörle daha çağdaş, daha kalkınmış, daha özgür, daha demokratik bir dünya kurulamaz. Terörle olsa emperyalizm ve devlet politikasına uygun ve daha kolay sürdürülebilir bir dünya kurmasına vesile olursunuz, alet olursunuz. O nedenle biz her şeye rağmen terörü hiçbir zaman kabul etmeyin, inadına yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Bizim ülkemiz bu. Bu vesileyle bir kez daha getirdiğimiz canlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yaralarımıza ayrıca şifalar diliyoruz. Ailelerine, bütün ulusumuza sabır ve sağlık diliyoruz. Değerli meslektaşlarım, sözlerime böyle düşündüğüm bir şekilde başlamadım dediğim ülkemizin içinde bulunduğu hepimiz takdir edersiniz ki elbette bu durum mesleğimizde çok yakından etkiliyor. Çünkü bütün bu huzursuzlukta ekonomi etkiliyor, sosyal durumumuzu etkiliyor ve bunun getirdiği mesleki olumsuzlukları hep beraber hepimiz yaşıyoruz. Bizim yeni mali müşavir odaları olarak her zaman 8 odanın birlikteliği, sorunlarımızı birlikte çözme uğraşı her zaman. Elbette mali müşavir ve yeni mali müşavir olarak ünvanlarımızda olsa olsun ortak sorunlarımız çok. Evet. Ve bu sorunları birliğimiz olarak bir bakacağız altında birlikte çözmeye çalışıyoruz. Ama biz yeni mali müşavirleri kendine özgür bu sorumluluk anlayışından kaynaklanan özel sorunları da malum ki çok fazla. O nedenle bunları da çözmek için zaman zaman 8 oda bir araya gelerek birlikte bir şeyler üretmeye, bir şeyler yapmaya ve en azından daha kötüye gitmeyi önlemeye çalışıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki, peki önleyinde ne yapılıyor? Yani bu kadar ağır sorumluluklarımız var, bu kadar ağır sorumluluklar raporları yazılıyor. Gelir vermez, iş bağlamımız sürekli bozuluyor. Daha kötüye gidiyoruz. Bu konularda odalarımız bir şey yapmıyor diyorsunuz. Hemen söyleyeyim,
elbette odalar olarak çok şey yapmaya çalışıyoruz. Bir konuda da kendilerine takdir ediyorum Sayın İsmail Işık, bu dönem başkanlık yapan Sayın İsmail Işık ve Sayın Şahit Çeki, sizlerin adına İzmir Odası'nda çok şey verdiler. Bunlara yakından şahit oldum, Ankara'da bunları gördüm. Ancak bazı şeyler, öyle bir meslek yasamız var ki, her şey bizim kendi isteğimizle çözebileceğimiz şeyler değil. Hani bazen diyoruz ya işte şu bakanlığın vesaire etkili olmayalım, kendi göbeğimizi kendimiz kesinlikle şöyle yapalım, böyle yapalım. Doğru. Hiç kimse vesaire fazla olmayı istemez. Ancak yaptığımız iş ve meslek yasası öyle bir yasa ve öyle bir iş ki ister istemez direkt kamuyla iş kesin ve kamuya hesap vermek zorunda kalıyorsunuz. Böyle olunca da bazı şeyler yasalarda ve düzenlemelerde durduğu sürece sadece oda yöneticileri olarak şeyleri çözme isteğiniz yetersiz kalabiliyor. Ama en azından şundan emin olmanızı istiyorum. Bunların şu sıfatı söylüyorum. Zaten Ankara'ya bir var, Müşavir Odası Başkanı olarak değil, ben 10 yıldır bu görevliyim ve biliyorsunuz bizim bir görevimizde yeni mali müşavir odaları sekreteriyalığı var. Ankara yeni mali müşavir odası başkan yardımcısı sekreteriye görevi üstlenip yeni mali müşavir odalarının birlikte hareket etmesine yardımcı olur. Zaman zaman biz Ankara yeni mali müşavir odası olarak dönüştürme başkanlık yaptığımız için bu 10 yılın 5 yılını bu görevimle görüyoruz. Yani yeni mali müşavir odaları sekreteriyalığı görevliyim görüntü. 5 yıllıkta başkanlık olarak kısmetsizlikle bir dönem bırakacağım artık yasanın gereği olarak iki dönem kuralına ben de takılıyorum. Dolayısıyla bırakacağım. Bu açıklamadan sonra tekrar kaldığım yere geri dönersem bu görevlerimin sırasında hep şunu gördüm. Bazı şeyler inanın belki daha iyi götüremedim ama en azından daha iyi götüreceğe gitmesini öneririm. Şu anda ne derece bilgi dahilimizde ne görmüş çünkü bakanlığın iç genelgesi olarak çıktı. Biz sizlere zaman zaman duyurmaya çalıştık ama vergi incelemeleri sırasında yeni mali müşavirlerin ve mali müşavirlerin sorumlu tutulması usul ve esaslarıyla ilgili bakanlık bir iç yönerge hazırladı. Ve bunu da 2015 Ocağı'nda yürürlüğe koydu. Şimdi o yönergenin aşağı yukarı dördüncü taslağıyla kabul edilip onaylanan. O ilk hallerini görseniz neler var tabii. Ve o ilk hallerini dört kere bakanlıkta toplantı yaparak devamlı yazılı görüşülerek, yeni mali müşavir odalarına görüşülerek ve bunların İzmir yeni mali müşavir odasında yakın desteğini her zaman gördüm. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir şeyler üretip en azından şu anda daha uygulamalı bir yönerge haline getirmeye çalıştım. Tam istediğimiz bir ümit değil. Yine yasamızın sorumluluk maddesi gerçekten bu halde duyduğu sürece devamlı sorumlu olur değerli meslektaşlar. Sorumluluk maddesi bizim için olması gereken bir şey. Bunu kabul ediyoruz. Yanlış anlaşılmasa. Eğer yeni mali müşavirler olarak tasdik yetkisiyle donatılacaksak olması gereken budur. Bizim ayran mali müşavirlerden en büyük özelliğimiz tasdik yetkimizdir. Dolayısıyla bu yetki olduğu sürece elbette bizim de sorumluluğumuz olacak. Buna hiç itirazımız yok. Ama bugünkü gibi müteselsiyen ve müşterilerin sorumluluk anlayışı yürümüyor. Ne bugün ki altyapısıyla yürüyor, ne uygulamasıyla yürüyor, ne de kamunun yararına sonuç alacak ihale geliyor. Dolayısıyla başta bunu değiştirmek, daha uygulamalı bir sorumluluk anlayışı haline getirmek, en azından bundan sonra görev alacak meslektaşlarımızın orada yönetimlerinin ana uğraş konularından olması gerekir diye düşünüyorum. Bu vesileyle de bugüne kadar yaptığımız 3 sempozyumu sizlerle yakından takip ettiniz. Yeminim Ali Şarkar olarak artık bunu geleneksel hale getirmeye çalıştık. İlkinde mesleğin 20 yılı masaya yatırdık. İkincisinde o güne bir güncel konusunda bağımsız denetimi mesleğinle ilişkisi masaya yatırdık. Üçüncüsünde de yeni mali müşavirliğin sorumluluk anlayışını masaya yatırdık. Kısmetse dördüncüsünü İzmir'in yanı odası öncülüğünde yine belki bu bahar herhalde 2016 sonunda yapılacak yetişirse yetişmesi artık o İzmir'in sorumluluğunda yapacağız. Dolayısıyla bütün buralarda sizler adına bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ama tekrar söylüyorum.
içinde bulunduğudur ve mevzuatımızın içinde bulunduğudur. Bazı şeyleri elbette çok daha iyi sonuçlar alacak şekilde yapmamıza yönelik. Burada belki bizlerin de kusur olabilir, bunu da baştan kabul ediyoruz. Ancak burada eksik gördüğüm bir yönüne belirtmeyi, bir öz eleştiri yapmayı istiyorum. Sayın Türkan Başkanı da belirtiler. Bağımsız denetim için de bir karamsarlığa kaldı. Sanki bağımsız denetim bu işin alternatifiymiş gibi veya bağımsız denetim çok ayrı bir meslekmiş gibi bir karamsarlığa kaldı herkes. Oysa bağımsız denetim yasa kendisi zaten kendisi ayrı bir meslek olarak görmemiş. Bunu atlamayalım. Yasa demiş ki ancak malum dışarıda olan veya yeminli malum dışarıda olan bu işi yapar. Demek ki temel göre öncelikle bu iki ünvana sahip olanların yapacağı bunların uzanımı olan bir iş türü diyelim. Yani yoksa ayrı bir meslek, ayrı bir örgütlerle ilişkinliği görülmesi yanlış, bunu atlamamak gerekir. Ve yeminli malum şahidiyle bağımsız denetimden farklı yönleri elbette var. Ortak bir şu, hepimiz muhasebe denetimi yapıyoruz, hepimiz hesap denetimi yapıyoruz. Apayrı bir iş değil. Bazen biz literatürde çok tartışıyoruz, bu konularda zaman zaman hocalarla falan da tartışmamız oluyor. Özellikle belirtmekte fayda var. Sanki yemin var mı şahit kapayın şey hiç bağımsız denetimle kapayın şey hiç hiçbirliğiyle ilişkisi yokmuş gibi değerlendirmeler var. Biz ona da katılmıyoruz. Sonuçta hepimiz hesap denetimi yapıyoruz, hepimiz benzer tablolar üzerinden yorumlar yapıyoruz, çıkarımlar sağlıyoruz. Ama sonuçta biraz farklı dallarını yapmış oluyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Çok da sözlerimi uzatmak istemiyorum. Ama mesleğimizin sorunları var. Gelecek olan yönetimleri bekleyen, çalışılması gereken çok konu var. Ben bunları da şimdiye kadar hizmet veren arkadaşlarımızın bu işlerde sağladığı katkıyı yeni gelecek olanların da sağlayacağına inanmıyorum. Bu vesileyle tekrar sizler adına da mevcut başkanlarımız Sayın İsmail Işık ve Sayın Şahin Çetin'le beraber mevcut yönetim kurulunun disiplin kurulu ve yönetim kurulundan mesleğimizin sunduklar katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun başarılı geçmesini diliyorum. Ve geri seçilecek olan arkadaşlara, kurul üyelerine, ayrım yapmadan sürdürüp yönetim devletin disipli hepsine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Demişler ki, ya burada ben yapmışım, suyun geri yetmişiyorsun. Demiş ki, ben yapmışım.
İstanbul'un olsun, bunlarla dost olduğumu olsun. Ben de bugün sizinle dost olduğumu belirtmek, sizinle beraber olduğumu belirtmek, sizinle aynı safta olduğumu belirtmek için genel katıldım. Dolayısıyla bugüne kadar diğer illerden gelen başkanlarıma da İzmir'e şeref verilmek için teşekkür ediyorum. Sizin illerde nasıl bilmiyorum ama İzmir'de biz hem mali müşavirlerine, serbest mali müşavirlerine hem de yeminli mali müşavirlerine çok iyi ilişkiler içerisinde, kardeşçe, iyi ilişkiler içerisinde hem mesleki sorunları, hem kentin sorunlarını, hem de ülkenin sorunlarını beraberce müzakere tartışıp birbirimize katkı koyuyoruz. Bugüne kadar seçimlerinden dolayı da üstadlarımız çok unutamıyorum. Bugüne kadarki çalışmalarınız için çok teşekkür ediyorum. Esnafa, sanatkara, tüccara, sanayiciye, bu memleketin yükümlülüğünü taşıyan insanlara sizin göstermiş olduğunuz yön, vizyon ve destekten dolayı da ülkeye koyduğunuz katkı için de hepimiz ayrı ayrı günde koşuyor. Çünkü itibariyle öyle düşünüyorum. Sizi bu işin yapan insanlara bir vizyon verdiğinizi, bir destek verdiğinizi, bir yön verdiğinizi çok iyi biliyorum. Bugüne kadar da İsmail Başkanı'na, öğretici arkadaşlarına, sadece bu yönetimle değil, daha önce de bir yönetim arkadaşlarına iyi işler içerisinde çalıştık. Bunlara çok teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını biliyorum. Hem kendimize hem kendimize hayırlı olsun. Hızla saygıyla selamlıyorum. Kamerine saygı. Sayın Zekeriya Mutluya'nın güzel konuşmasına dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de kendisinden bir hesaplarda olduğumuzu belirtiyoruz. Teşekkür ederim. Gündemin 4. maddesine gelmiş bulunuyoruz. Gündemin 4. maddesi divana son hakları imzalama konusunda yetki verilmesi. Oylarınızı da sunuyor. Kabul edenler lütfen işaret ediyorsun. Etmeyenler kabul edilmiştir. Bu aşamasında şunu belirtmek istiyorum. Yeminli Mali Müşavirler Yönetmeliği'nin değişen ilgili ikinci maddesine göre seçimlerde grupların listelerde yer almaları için bir koşul getirildi. Bu da listede yer alan her kişinin imza hızlı bir dilekçeyle divana seçim edilmesi için Birleşik Ordusu'nun yer alanları için listelerde alınan her kişinin imzalı listesini bulunması gerekiyor. Üçüncü maddesinde bu seçim konusunu konuşacağız. Ancak zaman alabilir mi? Yani konuda bir eksiklik varsa lütfen tamamlansın. Bir eksikliğiniz olmasın. Teşekkür ederim. Ülkenin 5. maddesi üretim kurulu 2014-2015 çalışma dönemiyle ilgili çalışma raporu her türlü bilgiler hesaplarının okunması ve görüşülmesi. Buyuruz üretim kurulu. Faaliyetler ayrıldı. 11
vatandaşımız kaydedildi. 500 odamızda olan